Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1 A2 seviye İngilizce okuma parçası ile tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız. En son gramer ve kelime anlam açısından analiz ederek detaylı olarak açıklamalı olarak okuyacağız. En sonunda da bir kere daha okuduklarımızı pekiştirmek maksadıyla bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Megros. Christian Lebrun, the French president of the Megros Food Company, is visiting our town. He arrived yesterday and he is here to meet Mr. Douglas, the manager of the Megros store in Oxham Street. This is Mr. Lebrun's second visit to Selton. He was here in 1991 when he opened the store. There are 65 Migros stores in Europe, 21 in England, 12 in Germany, 15 in France, and 18 in Spain. Next year, Mr. Lebrun wants to open a store in Rome, Italy, too. Mr. Lebrun can't stay in Selton for very long. He has a busy program. He is flying to Madrid tomorrow morning to visit the stores there. Evet arkadaşlar, şimdi parçamızı detaylı olarak gramer, kelime ve anlam açısından analiz ederek açıklamalı olarak okuyalım. Megros. Christian Lebrun, the French president of the Megros Food Company, is visiting our town. Christian Lebrun virgülle bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Burada İngilizce'de çok kullanılan bir yöntemdir. Cümlenin arasına, iki virgül arasına ara bilgi verir. Normalde cümle şöyle. Christian Lebrun is visiting our town. Fakat iki virgül arasında ara bir bilgi vermiş. Şimdi ne yapıyormuş arkadaşlar? Christian Lebrun bizim kasabamızı ziyaret ediyor diyor. Ana cümle bu. Aradaki bilgi ne diyor? Fransız olan genel müdür, President, genel müdür demektir. Migros yiyecek şirketinin genel müdürü, Fransız genel müdürü Christian Lebrun bizim kasabamızı ziyaret ediyor. He arrived yesterday and he is here to meet Mr. Douglas, the manager of the Migros store in Oxham Street. O dün vardı, yani dün gelmiş oraya ve he is here to meet Mr. Douglas. O, Bay Douglas'la buluşmak için burada. He is here to do something. Burada şunu yapmak için gibi bir anlam katar arkadaşlar. Burada da Mr. Douglas'ı ziyaret etmek için ve onunla tanışmak için burada diyor. Şimdi sonra virgülle beraber de kimi anlatıyor arkadaşlar? Mr. Douglas anlatıyor. Mr. Douglas kimmiş arkadaşlar? Oxham Street'te bulunan Migros mağazasının müdürüymüş. This is Mr. Lebrun's second visit to Selton. Bu Lebrun'un, Bay Lebrun'un Selton'a ikinci ziyaret ediyor. First visit, second visit, third visit, birinci, ikinci, üçüncü ziyaretleridir. Nereye? Selton'a. Böyle bu şekilde açıklama getirebiliriz arkadaşlar. He was here in 1991 when he opened the store. O 1991 yılında buradaydı ki o zaman da ne yapmış arkadaşlar? Bu mağazayı açmış. Yani ikinci ziyareti diyordu ya, işte ilk ziyaretinde de 1991 yılında buraya açtığı zaman gelmiş. When bir bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaçla beraber iki cümleyi birbirine bağlıyoruz. O 1991 yılında buradaydı ve mağazayı burada açtı. When'le beraber de o zaman anlamı katarak, zaman anlamı katarak arkadaşlar 1991 yılındaki o mağazayı açtığı zamanda o zaman demek istiyor. Bu iki cümleyi de bu şekilde bağlıyor. There are 65 Migros stores in Europe, 20 in England, 12 in Germany, 15 in France and 18 in Spain.
Gene İngilizce'de yaygın olan bir kullanım arkadaşlar, virgülle birçok farklı ifadeleri bir araya getirerek, ayırarak bir araya getirme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Avrupa'da 65 tane Migros mağazası bulunmaktadır diyor. Bunlardan 20 tanesi İngiltere'de, 12 tanesi Almanya'da, 15 tanesi Fransa'da ve 18 tanesi de İspanya'da olduğunu söylüyor. Açıklamasını, bu 65'in açıklamasını bu şekilde bir araya getiriyor arkadaşlar. Next year, Mr. Lebra wants to open a store in Rome, Italy too. Gelecek yıl, yani bir sonraki yıl, Bay Lebrat, Roma'da, İtalya'da, Roma'da da to ile beraber da anlamı katıyor arkadaşlar. Hani diğer yerlerde mağaza vardı ya, İtalya'da da açmak istediğini anlatmak için oradaki da iyi to ile ifade ediyor arkadaşlar. İtalya'da da bir mağaza açmak istiyor. Mr. Lebra can't stay in Selton for very long. Bay Lebra, Selton'da çok uzun süre kalamaz. For very long. For very long, uzun bir süre için anlamı katıyor burada. For 2 days mesela, 2 gün için. For 3 days, 3 gün için. Böyle spesifik olmayan zamanlar için arkadaşlar for ifadesini kullanabiliriz. Bu kadar uzun süre için burada kalamaz diyor. Selton'da kalamaz diyor Bay Lebra. He has a busy program. Onun yoğun bir programı var. Busy yoğun demektir. Meşgul demektir yani. Yoğun bir programı var. He is flying to Madrid tomorrow morning to visit the stores there. O yarın sabah Madrid'e uçuyor. Amacı da neymiş? Oradaki mağazaları ziyaret etmek için. He is flying to Madrid tomorrow morning. Normalde tomorrow arkadaşlar yarın, yani gelecek zamanla ifade edilmesi gereken bir ifade. Ama present continuous tense'te biz kullanırken Türkiye'de de olduğu gibi yarın şuraya gidiyorum gibi bir kullanım vardır arkadaşlar İngilizce'de de. Yani yarın sabah oraya uçuyorum, uçuyor. Yani present continuous tense'te gelecek zamanı, future tense'i ifade ediyor. Amacını da to ile anlatıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir fiil geliyor. To visit, ziyaret etmek için. Nereyi ziyaret etmek arkadaşlar? Oradaki mağazaları ziyaret etmek için. Amacını da bu şekilde to ve sonrasında fiilin yalın hali. Yani buna infinitive diyoruz arkadaşlar. To visit, ziyaret etmek için. Ziyaret etmek için oraya uçuyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada parçamızın da açıklama olarak anlatımını sonlandırdık. Bu parçayı arkadaşlar şimdi birinci okumada arkadaşlar bir miktar anladık. Yani aklımızda bir miktar kaldı. Açıklamalı da daha detaylı anladık ve aklımızda soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Eğer hala sorular varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Onları cevaplarım. Bu iki okuma şeklinden sonra arkadaşlar aklımızda kalanları daha iyi pekiştirmek maksadıyla, ne kaldığını sorgulamak maksadıyla bir kere daha açıklaması olarak okuyacağız ve parçamızı sonlandıracağız. Hadi başlayalım. Migros. Christian Lebrun, the French president of the Migros Food Company, is visiting our town. He arrived yesterday and he is here to meet Mr. Douglas, the manager of the Migros store in Oxham Street. This is Mr. Lebrun's second visit to Selton. He was here in 1991. When he opened the store, there are 65 Migros stores in Europe, 21 in England, 12 in Germany, 15 in France, and 18 in Spain. Next year, Mr. Lebra wants to open a store in Rome, Italy, too. Mr. Lebra can't stay in Selton for very long. He has a busy program. He is flying to Madrid tomorrow morning to visit the stores there. Evet arkadaşlar, parçamızı böyle 3 defa okumuş olduk.
Birincide bir şeyler anladığımızı düşündük. İkincide çok detaylı açıklamalı olarak öğrendik. Gramer, kelime ve anlam açısından birçok bilgiye sahip olduk. Yani artık parçada anlamadığımız yer olmadığını düşünüyoruz. En sonunda da bir kere daha bu okuduklarımızdan neler anlayıp anlamadığımız, detaylarda neler kaçırıp kaçırmadığımız veya daha detaylı ne anladığımızı görebilmek için arkadaşlar pekiştirmek maksadıyla, daha doğrusu bilgilerimizi pekiştirmek maksadıyla, bilgilerimizin daha kalıcı olmasını sağlamak maksadıyla bir kere daha açıklaması olarak okuduk ve parçaya tamamen hakim olduk. Ama ben bunu da yetersiz görüyorum. Bir kere daha bu videonun üzerinden bir kere daha geçerseniz arkadaşlar çok kalıcı bir öğrenme tekniği elde etmiş olursunuz. Böylece de konuşmanıza da çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu parçayı böyle okuduktan sonra, böyle çalıştıktan sonra aklınızda kalanları arkadaşlar özet olarak birisine anlatır gibi konuşarak anlatırsanız arkadaşlar kendi kendinize zamanla konuşmanızın da çok iyi olacağını düşünüyorum ve neleri öğrenip öğrenmediğinizi kendi kendinize daha iyi görmüş olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.